Hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün bana çok sıkça sorulan bir soru hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Malum bildiğiniz gibi araç alım satımı yapıyoruz. Noter ile ilgili sürekli bana mailimden sorular geliyor. Yani noter ettiğimizde dikkat etmemiz gereken ne var? İşte noterde ne yapmamız gerekiyor? Parayı nasıl almamız gerekiyor? Nasıl vermemiz gerekiyor? İşte arabaya nasıl bakmamız gerekiyor? Bu konular hakkında size bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle e, diyelim ki internette bir araç buldunuz, aracı e, gidip görmek istiyorsunuz, ne bileyim e, araç hakkında bilgi almak istiyorsunuz. Öncelikle bir şahsı arayın, yani araç sahibini bir arayın. Araç hakkında bir ön bilgi edinin, yani araç kaç model, kazası belası var mı, değişeni var mı, hasar kaydı var mı, işte ne, ne bileyim e, kilometresi kaç, motorunda yağ yakma, duman atma var mı? Önce bir ön bilgileri alın arkadaşlar. Fiyatını sorun. Daha sonra e, aracı görmeye gidin. Yani kendiniz canlı canlı görün. Araç eğer hoşunuza gittiyse yani motorunda yağ yakma, duman atma yoksa ki bunu nasıl anlayacaksınız? E, bunu şimdi her arabada da bir değil. Bazı arabalarda motor kapağını açarsınız. Yağ yakıyor mu yakmıyor mu anlarsınız. Kimi arabalarda işte gaza basarsınız. Arka eksozdan duman atıyor mu atmıyor mu ona bakarsınız. E, bazı araçlarda işte e, kompresör emme, emmeden bakılıyor falan. Yani bunu en azından hiçbir şey bilmiyorsanız bir eksper'e götürebilirsiniz yani. Hani bu da tabi Arabayı içinize sindiyse, fiyatta anlaşabildiyseniz eksperden detaylı bilgi alabilirsiniz. Diyelim ki oldu. Arabanın fiyatını anlaştınız, arabayı beğendiniz. Şimdi satış nasıl olacak arkadaşlar? Şimdi e, öncelikle hayırlaştınız. Para yanınızda veya değil. Şimdi e, önce notere gidiyorsunuz. Noterde eğer para yanınızdaysa Parayı vermeden önce bakın burası çok önemli bir detay. Parayı vermeden önce kimliğinizi karşı tarafın kimliğini, sizin kendi kimliğinizi veriyorsunuz. Arabanın ruhsatını da veriyorsunuz. E, noterdeki memurlar işlem yapmaya başlıyorlar. İşlem yapmaya başladıklarında <laughs> eğer ki aracın üzerinde herhangi bir e, vergi borcu, e, ne bileyim işte pull e, pul borcu e veya işte kişinin şahsının devlete olan bir borcu vardır. Ondan dolayı araç bağlanmış olabilir. E başka ne olabilir? E arabanın üzerine haciz konmuştur. E şahsın haberi yoktur. Yani bu tür bilgileri hemen memura sorun. Deyin ki bakın dikkat edin parayı vermeden önce memura sorun. Arabanın satışında bir problem var mı? Memur oradan size diyecek ki e şu an Aracın satışında bir problem yok alışverişinizi yapabilirsiniz dediği anda e, paranızı şahsa verebilirsiniz. Yani noterde eğer kameralarda varsa özellikle kameraların önünde e, paranızı sayın ve şahsa verin. Zaten noter işleminizi yapıyor bir problem olmadığını da söyledi. Ondan sonra e, şahıs parasını aldıktan sonra noterde size kağıtları verip e, imzaya sunacak. Ondan sonra hayırlı olsun deyip işi bitireceksiniz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken e, ne var? Diyelim ki siz araç satıyorsunuz. Aracınızı satarken e, öncelikle bir kere vergi dairesine bir gidip e, plakayı yani, vergi memuruna e, söyleyip ben bu aracı satacağım. Bu aracı satacağım. Aracın üzerinde e, herhangi bir borç, harç ne bileyim e, bir sıkıntı var mı diye sorun arkadaşlar. Yani şimdi şahıs uzaktan geliyordur. Fazla vakti yoktur. Tam siz notere gidersiniz, noterde aracın üstünde bir haciz çıkabilir. Ne bileyim, daha önce ödenmemiş bir vergi vardır. Ondan dolayı satış yapamayabilirsiniz. Sıkıntı olur. Bundan dolayı öncelikle vergi dairesine gidip aracın üzerinde herhangi bir şey var mı onu öğrenin. Ha bir de şöyle bir durum var. Diyelim ki gelen şahıs dışarıdan geliyor. Ee, sizin aracınızı alacak. Atıyorum sizin plakanız 35 veya 45 adam e, Adana'dan geliyor. Plakayı değiştirecek. Notere gitmeden önce arkadaşlar plakayı değiştirecekse şahıs aracın plakalarını söküp o şekilde gidiyorsunuz. Yani aracın plakalarıyla beraber notere gidiyorsunuz. Plakaları teslim ediyorsunuz orada. Ee, noter satışı yapıldıktan sonra noter size bir kağıt veriyor. Bu kağıtla beraber şoförler derneğine gidip oradan noterin vermiş olduğu plaka orada basılıyor ve aracınıza monte ediyorsunuz. Bu şekilde işlem bu şekilde yürüyor. Başka dikkat etmeniz gereken ne var? Aynı şekilde siz de karşı taraftan bir araba alıyorsanız plakayı değiştirecekse yine aynı şekil onun da plakasını söküp götürüyorsunuz. Bunlar arkadaşlar yani dikkat etmeniz gerekenler bunlar. Ben tekrar baştan söyleyeyim. notere geldiniz. Önce sizin kimliğiniz sonra karşı tarafın kimliği ve e, aracın ruhsatıyla beraber memura veriyorsunuz arkadaşlar. Memura verdikten sonra eğer para yanınızdaysa parayı hemen pat diye adama vermeyin. Yani şimdi e, adamın vergi borcu vardır. Aracın üzerinde haciz olabilir. Aracın satışında sıkıntı olabilir. Ne bileyim e, yani noterde satışı engelleyecek bir durum söz konusuysa ee, burada noter size satış yapamaz Diyecek ki önce diyelim arabanın vergi borcu var Arabanın vergi borcunu ödeyin gelin der ee, Arabanın vergi borcu olmayabilir Karşı taraftaki şahsın devlete olan vergi borcu vardır Bundan dolayı arabanın üzerine de e, tedbir koyabilirler Yani Bu şekilde de e, aracın satışını veremez Yani bütün borçlarını ödemesi gerekiyor Ayrıca bu bizim sık başımıza gelen bir şey ee, Diyelim ki karşı tarafın borcu var Vergi borcu var e, taksitlendirme yapmış. Yani taksitlendirme yaptığı zamanda eğer üzerinde başka bir şey yoksa aracın üzerine e, aciz koydularsa taksitlendirmenin tamamını kapatması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Taksitlendirmenin tamamını kapatmadan e, vergi dairesi borç yoktur kağıdı çıkarmıyor. Yani noterde direkt karşınıza bu çıkar. Dikkat etmeniz gerekenler bunlar. Başka benim aklıma gelen bir şey var mı diye düşünüyorum. Ee, yani bu özellikle mesela sahte para konusuna çok dikkat edin. Yani bu birçok arkadaşımızın başına geldi. Parayı aldıktan sonra eğer noterde para sayma makinesi varsa noterdeki para sayma makinesinden rica edin. Onlar oradan bir elden geçirirler. Paranın sahte olup olmadığı zaten makina e, makinede belli oluyor. Makine ayırıyor. O da olmadı. Diyelim en yakın bir bankaya abi gel beraber gidelim. Ben imzayı atmadan önce şu paraları bir bankaya yatırayım ya da bankadan bir e, gösterelim deyip hani emin olabilirsiniz kendinizden. E, o şekilde hani daha bir güvenli olarak parayı cebinize koyabilirsiniz. Yani şu olay e, dikkat edilmesi gereken en önemli olay parayı almadan imzayı atmayın. E, aynı şekil araba satıyorsanız ya, siz araba satıyorsanız parayı almadan imzayı atmayın. Araba alıyorsanız da araba alırken noter mesela notere geldiniz sizin para cebinizde siz şimdi araba almaya gittiniz. Noterdesiniz. Noterdeki e, memura sorun. Arabanın satışında bir problem var mı? O da size diyecek ki yok. Arabanın satışında bir problem yok. Alışverişinizi yapabilirsiniz. Dediği anda siz parayı karşı tarafa verin. Yani notere gelmeden önce parayı vermeyin arkadaşlar. Çünkü adam dışarıdayken parayı alır cebine koyar notere gidersiniz. Noterde bir sıkıntı çıkar. Hani karşı tarafın niyeti kötüyse ben parayı almadım diyebilir. Problem çıkarabilir, sıkıntı çıkarabilir. Yani bu tür olayların başınıza gelmemesi için tedbiri elden bırakmayın arkadaşlar. Yani her şey olabilir. Her türlü insan var. Bu konularda dikkat ederseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Başka e, düşünüyorum. Sizin de eğer kafanıza takılan bir şey varsa, sormak istediğiniz soru varsa alttaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ben oradan e, okuyarak size yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar benim aklıma gelen şimdilik bunlar. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirsiniz. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.